Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bugün size bu modeli tarif edeceğim. Bu modeli çok istendiği için bu model 5-6 tane geldi. Tığa çevirmem için arkadaşlar ısrarcı oldukları için size tığa çevirdim. Şöyle bakın benim tığa çevirdiğim halide bu şekilde oldu bakın arkadaşlar sadece yaprakları farklı yaptım o da o yaprakları denedim pek güzel durmadı en güzeli bu durdu arkadaşlar yaprak eksik olmasın diye bu şekilde yaptım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tığ battılarımızı hazırladık şöyle ara suyumuz bildiğiniz ara sudan ve arasına bu şekilde 8 tane arkadaşlar tığ battı ara mesafesi vererek başlayacağız. Evet 2, 4, 6 tanesini yapmışız. Şöyle 2 tane de beraber yapalım. Başlarken de aynı şekilde tığ battının içine sık iğne ile sabitleyip 2 tane zincir çekiyorum. Ve zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. Bu şekilde tığ battılarımızın üzerine 8 tane tığ battı yaptık. Hemen bir zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına döndüm bak. Hemen ilk tığ battıma sık iğne ile kapattım. Kesim işlemini gerçekleştirdim. Yine iki zincirimi çekip sıradaki tığ battığıya girdim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer tığ battığınız iki ise iki taneden devam etmek zorundasınız. Marullanmaması için. Evet. Bu şekilde iki zincirimi çekiyorum. 3, İki zincirimi çekiyorum. 4, Dört. Dört tane 3 tane de kenarda kaldı arkadaşlar. Alt sıramız 5 tane tığ battı. Bu sırada 4 tane yaptık. Yine köşede şöyle bir zincirimi çekiyorum ve döndüm. Hemen bu şekilde tığ battının içine girip sabitledim. 1 2 1 2 üç tane oldu yine bir zincirimi çekip dönüyorum ve tığ battığın içine sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar bakın iki tane kaldı şöyle onları da yaptık yine bir zincirle düz yüzüne döndük hemen tığ battığın içine sık iğne ile sabitliyorum Şimdi arkadaşlar burada 5 zincir çekerek tekli yuvamızı, en tepedeki yuvamızı 5 zincirden yapacağız. Bu da çiçeklerimiz için kuracağımız yuvaya yuva olmuş oldu. Yuva için yuva hazırlıyoruz yani. Evet 5 zincirimi bu şekilde en tepe tek kalan noktaya yaptım ve 2 zincir çekerek bu şekilde aşağıya doğru ineceğiz. Hemen girdim. Tekrar Iki zincirimi çekiyorum. Bakın bu kesim yerlerinden giriyoruz. Bu şekilde bitirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar bu e, kalmıştı yani üç tane. Üç tane de bu tarafta e, bırakarak şöyle tığ battımıza da inelim tığ battı seviyesine. Üç tane biz de bu sol tarafından tığ battı koyacağız. 2 zincir. Bismillahirrahmanirrahim. 2 zincir bu şekilde bakın 3 tane koydum 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 ve buraya 4 tane zincir çekiyorum şöyle tığımı değiştireyim Bismillah 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çektim bakın 3 tığ battıdan sonra hemen ara suyunun yapımına geçtik ve kapatıyorum buraya sık iğne ile dibinde de bir sık iğne bunu sık iğne sık iğne sizi de var onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar bazen ara ara ikisini de kullanıyorum ben yine 2 zincirimizi çektik bir defa doluyoruz hemen 2 2 olarak aldım tekrar 4 zincirimi çektim ve kapatıyorum bu şekilde tomurcuğum dibine bir tane sık iğne yapmayı unutmayalım şöyle iki tane de zincir çektim buraya tığ battımı aralayıp sık iğnemle kapatıyorum tekrar iki zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım Evet. 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar. Umarım ara suyumuzda nasıl yapıldığı anlaşıldı. Şimdi bunu buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bismillah. 1, 2 zincir. Hemen çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çevirdim. Ve bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Bu şekilde buraya 3 tane yuva yapacağız. Tekrar 5 zincir. sık iğne ile sabitledim şöyle bakın arkadaşlar ters tarafına beşer zincirli üç tane yuvayı hazırlayıp hemen düz tarafına dönüp ve çiçeğimizin yapım işlemine başlıyoruz hemen direkt yuvadan bir tane ilmek alıyorum bakın iki tane ilmeği hemen buraya kapattım şöyle köşesine sıkı bir zincir çekiyorum bu kapattığım yuvanın içine tekrar girdim bakın bir tane ilmek çıkardım. aynı bu 5 zincirli yuvanın içinde de bir tane zincir almıyoruz arkadaşlar tunus işindeki gibi dibinde zincir almadan sadece ilmek alıyoruz ve bunu 2 2 olarak aldım yine köşeyi şöyle bir tane zincir çekiyor bakın buradaki boşluktan şöyle aldım boşluğundan bir tane girdim ellerin arasında. Yine bir tane de dibinde girdim 3. Yine dibinde de bir tane giriyorum ana yuvadan yani dibinde dediğim. Tığımda dört tane ilmek oldu. Ben bu 4 ilmeği bakın sıkı şöyle sıkı ve sıkı bir şekilde aldım. Dibinde muhakkak bir tane zincir çekiyorum. Şöyle Ben çekmeden yapamıyorum arkadaşlar. Eğer çekilmesizse e, siz çekmeyebilirsiniz. Evet. Buraya sıradaki telimin arasına ve şöyle sıkı sıkı olsun ki arkadaşlar tellerin arası fazla açılmasın. Yine ana yuvaya da alıyorum. Bakın. Tellerimizi 2 2 şöyle 2 şöyle iki alarak aldım bu arkadaşlar 5 tane olan telimizi 9 tane olana kadar büyültelim şöyle aynı işlem Evet arkadaşlar bakın yaprağımı büyüttüm bu şekilde aynı sistemle aynı tellerin arasından girerek ve buradan bakın sahte sık iğne yaparak şöyle bir zincirimi tutturdum sahte sık iğnemin üzerine tekrar bir tane zincir çekiyorum sıradaki telin arasına girip buraya yine bakın şöyle arasından geçiyorum kolay bir şekilde geçiliyor bu şekilde aşağıya öbür yapraklarının yapımı için ineceğiz sıradaki telimin arasına girdim kapattım ve üzerine bir zincir sıradaki telimin arasına giriyorum buraya sık iğne ile sabit Tekrar. Bakın arkadaşlar. Hemen sabitledim. Sonuncu. Bakın bu şekilde sonuncuya kadar geldik. Sonuncunun da içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Buradaki 5 zincirli yuvamızın içine en son oraya da girip işlemimizi bitirelim. Sık iğnelerimizin işini bitirelim. Evet. Bu şekilde oldu bakın arkadaşlar. Yaprağımız çok da güzel oldu. Şimdi aynen ikinci bakın. Bu şekilde sık iğne ile geçiyorum. Aynı bu yaprakta ne yaptıysak arkadaşlar. Diğer e, bu iki yaprakta da Aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın diğer yapraklarını da yaptık. Şöyle. E, şimdi arkadaşlar bakın yaprağın yapım kısmını göstereceğim. Aşağıdan iki tane sık iğne say sayıyorum. Şöyle bak. Aşağı hani sık iğnelerle inmiştik ya. Buraya sık iğnenin arasına giriyorum. Evet arkadaşlar diğer iki yaprağı da tamamladım. Şimdi e, yapraklarının minik yaprakların yapımı için şöyle alttan 3. sık iğnenin içine ipimi sabitledim. Bir defa tığımı doluyorum. Bunun tam karşısında olan yere hemen girip şöyle 2 2 alarak bir trabzan bir köprü oluşturuyorum arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen arasına girip buraya bir tane yuva yapıyorum. Tekrar 3 zincir kapatıyorum aynı yuvanın içine iki tane bu şekilde üçer zincirli yuvamız oldu bir zincirimi çekiyorum şöyle ters tarafına dönüyorum hemen yanındaki ilk yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi sabitledim bir iki zincir alttakileri alttakiler üç en son iki zincirden yapıyorum daha kibar duruyor arkadaşlar hemen yanındaki şöyle yuvamın içine arkadaşlar giriyorum Bakın ikiydi bir oldu. Böyle bir zincirimi de çekip düz yüzüne döndüm. Tek olan yuvamın içine bu şekilde sabitledim Şöyle bir badem görünümü veriyorum. Bakın bir tane de zincir çektim. Şöyle ipimi kopardım dibinde. Hemen arkadaşlar bakın şu aynı işlemi buraya da karşıya da uygulayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapraklar tamam şöyle buraya sarı tohumunu atacağız bakın buradaki yuvamızın içine hemen sık iğne ile sabitliyorum üçer zincirli fazla yuvalar kapanmasın diye bu şekilde trabzan dahi yapmadan şöyle üçer zincir minik bir renk katsın diye yapıyorum arkadaşlar ee, iğne uyasında olduğu için şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç zincir aynı yuvaya üçer zincirli 3 üç tane kirpiği yapıyorum hemen e, ipimi koparıp şöyle bakın şunu fazla kapansın istemiyorum bombeliliği şöyle yeşil kısmına hareket versin bu şekilde iğne yasında olduğu için yaptık Evet şimdi ortasının damarlarını da atmaya gelelim Evet arkadaşlar şöyle yaprağın en orta kısmına bakın iki sağda bir de solda kalacak şekilde bu şekilde buraya ipimi tam orta yerinden geçirdim bakın üstte iki tane sık iğne bırakıyorum arkadaşlar fazla büyük olmasın diye şöyle minnak minnak bir damarlarımız olsun ve hemen bakın bu yeşil kısmın olduğu yerden giriyorum Yine aynı dip kısmına bu şekilde sabitledim. Hemen bunun tam karşı hizası olan şuraya bakın arkadaşlar. Bunu da arka tarafından oradan iğnemi çıkaracağım. Evet. Çok kolay. Şöyle üstten 2 şey bırakıp sık iğne bırakıp hemen tam orta şeklini yapınca kenarlarına da yine aynı bakın bu beyazın olduğu yerden giriyorum şöyle ipimi arkadan çıkardım bu şekilde diğerlerini de aynen bu şekilde yapacağız arkadaşlar bakın nasıl bir hareket katıyor isterseniz eğer sevmiyorum uğraşamam derseniz sade de yapabilirsiniz hemen bunun ıı, diğer damarlarına da atıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oldu çok hoş çok da zarif oldu arkadaşlar birebir aynı o modeli gösterdiğim modelleri anımsattığını düşünüyorum arkadaşlar ve şöyle bir de tülbentimizin üzerinde bakalım Evet bakın şöyle ikisini bir arada da gösterelim arkadaşlar yapımı da zaten sistemi biliyorsunuz arkadaşlar tekniğini biliyorsunuz ilk defa görmeyeceğiniz bir teknik olmayacak yani Evet sizden emeklerim için beğeni ve yorum bekliyorum bana destek olmak için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız videolarımın devamı gelir arkadaşlar sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar